Merhaba, Müz'ün 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız müzikalimiz Jesus Christ Superstar. Müzikalimizde İsa'nın kendini Mesih ilan etmesinden Roma İmparatorluğu tarafından çarmıha gerilmesine kadar olan hikayesini izliyoruz. Hikayede İsa'nın havarilerinden olan Judas, İsa'nın hareketlerinden ve kendini Mesih ilan etmesinden olan sıkıntısını anlatıyor. Aynı zamanda politik çalkantılar içinde olan Roma İmparatorluğu yeni bir ilahi gücü kabul etmek yerine Mary'nin bütün itirazlarına rağmen Judas'ın iddialarını göz önünde bulundurarak İsa'yı çağırmaya geliyor. Hikayemizde İsa'nın ölmesiyle son buluyor. Müzikal 1970 yılında yapımcı bulunamaması nedeniyle sahneye konmak yerine bir konsept albümü olarak kaydedilmiş. 1971 yılında ise Broadway'de oynamaya başlamış. Bundan 2 sene sonra 1973 yılında bugün hepimizin de sevdiği film adaptasyonu çekilmiş. Müzikalin müzikleri Andrew Lloyd Webber'e, sözleri ise Tim Rice'a ait. Arkadaşlar bugün benimle birlikte Mesih Cubab... İsa'nın havarisi olması gerektiği gibi benim de bir konuğa ihtiyacım vardı. Bugünkü konuğum da Melih. Merhaba. Kendini tanıtır mısın Melih? Tabii ki. İsmim Melih Can Komiser. 8 yıl inşaat mühendisliği okudum. 4 yıl kampanyada gitar çaldım. Öyle. Şeyden girmemiz lazım genel. Jesus Christ Superstar'ı neden seviyorsun? Okey, ben ilk Jesus Christ Superstar'ı duyduğumda ismini daha müzikali falan izlemeden ismini duyunca şey diye düşünmüştüm. Hani Jesus Christ'ı bir Superstar'a benzetmişler. Allah Allah, niye böyle düşündüm. Neyse. Bu da şey, filmde böyle biraz hani işte yani böyle mucizevi kutsal olaylar olmasa, yoksa nasıl bir Jesus Christ olurdu diye düşünmüştüm ki hakikaten de film böyle hani böyle işte mucizeleri, suyu şaraba çevirmeyi, cartı curtu çıkarttığımız zaman nasıl bir Jesus Christ kalıyor? Hani onu çok güzel göstermiş film. Bu yüzden bir miktar seviyorum. Bir de rock. Yani... Rock müzikali, o yüzden. Rock müzikali olması önemli bir kısmı işin. Çünkü ya şimdi Jesus Christ'tan istediğimiz kadar bahsedelim. İşte bir peygamberden ve hani bunun ilahi kısmından bahsedelim ama bunu süperstara dönüştürmek için enerjinin yüksek olması gerekiyor ve senfonik rock bunun için muhteşem iyi bir karar. Evet. Senfonik metal neredeyse bunun için muhteşem bir karar. Tabii bu beraberinde zorluklar da getirmiş diye düşünüyorum yani. İsa'nın ve Judas'ın şarkıları hep gaz, hep yüksek enerji, hep hareketli gidiyorken halkın ya da Roma'nın şarkıları hep daha sakin, daha romantik, daha eğlenceli gidiyor. Hani bu ayrımı yapabilmiş olması iyi, bir yandan da garip geliyor bana. Evet. Güzel. Hiç böyle düşünmüyorum. Hiç böyle düşünmemiştim. Ben bugün oturup cevabından öğreneceğim sizin gibi. Peki senin böyle en sevdiğin şey ne? Peki en sevdiğin Jesus Superstar. Peki senin Jesus Christ Superstar. Peki senin Jesus Christ Superstar'da en sevdiğin şey ne? Ben galiba Jesus'un kibirini seviyorum. Süperstar olmanın getirdiği şey bu. Çünkü açıkçası Türk insanları olarak çok fazla İsa'yı tanımama olasılığımız yüksek. Benim Jesus Christ Superstar müzikalini dinlemeden önce tanıdığım İsa bu süperstar İsa değildi. Evet. Şimdi müzikalde bir rockstar'dan bahsedilmiyor. Süperstar'dan kasıt bir peygamberlik, bir insanların başında olma durumundan dolayı gelen bir şey. Ama şimdi Judas'ın ihanetinden bahsediyorken İsa'nın bu ihanete kapı açmış olması fikrini de kafamdan atamıyorum. Hani tamamen İsa Judas'ın söylediklerini kabul etmek istemediği için başına ne geliyorsa geliyor diyorum ve de bu anlatım şekli ilgimi çekiyor. Hani İsa'yı ben nasıl deri ceket giydirmeden deri ceket havasını yaratabilir mi dinleyebiliyorum hikayede, bu çok hoşuma gidiyor benim. Sen en çok hangi şarkıyı seviyorsun Jesus Christ'ta? Herod'un şarkısı. Herod King song. Herod. King Herod song. Sebebi de şu ki böyle şarkı neye? Şarkı şeyi anlatıyor. İşte Herod Galilea'nın kralı mı? Kralı işte neyse, governor'ı. Jesus'ı bunun karşısına götürüyorlar. Sen oradan geldin, bu adam seninle ilgilenecek falan diye. Adam da diyor ki hadi o zaman işte bana bir tane mucize yap. İşte suyumu şaraba çevir.
ne bileyim halkımı bir tane ekmekle besle, şöyle yap, şu arka bahçemdeki havuzdan yürü. Biz de tamam ok inanılmaz bir şey olduğuna diyor. Bu şekilde bir şey yani aslında bir suçlama ve kendini kanıtla diyor. Ama şarkının şeyi, müzik o kadar alakasız ki böyle ragtime gibi böyle şeyler olur ya. Bu eski cowboy filmlerinde şeylerde, kasabadaki salonlarda çalan salon müziği. Şarkı öyle bir şarkı yani ve ağır bir tezatlık var. Hani bana deseler şu şarkı, şöyle bir şarkı yazacaksın, konusu bu. Asla öyle bir şey, yani 40 yıl düşünsem aklıma gelmez herhalde. Böyle bir tezatlık var ama çok tatlı bir tezatlık olmuş yani. Hani mutsuz bir şeyi çok mutlu anlatan bir şarkı. O yüzden sanırsam bir de çok eğlenceli şarkı tabii. O da var. Ya en keyifli dinlenebilecek şarkı bu galiba. Herod'sun, dinleyin. Arkaya da koyarız zaten. Oh güzel. Yapıyor muyuz? Şuradan bantta geçirebiliyor muyuz? Tabii biz şimdi favori şarkılarımızdan bahsediyoruz ama Jesus Christ'ı Jesus Christ yapan önemli iki şarkı var bence. Bunlardan da bahsetmek gerekiyor illaki. Tahmin edeyim mi? Biri şeydir. Heaven on their minds diye isim var. Aynen. Öbürü de... I only want to say Get Some Money. Ha Get Some Money aynen. Şimdi Get Some Money'yi saatlerce anlatabiliriz. Get Some Money, İsa'nın Tanrı'yla pazarlığını anlatan bir şarkı. Şarkının adı Getsemane ve I Only Want To Say. Daha açıkçası I Only Want To Say daha uygun oluyor. Çünkü Tanrı'ya İsa'nın yakarışını dinliyoruz. Ben neden ölmek zorundayım? Neden benim başıma bunlar geliyor diyor İsa. Ama Getsemane denmesini de çok tatlı buluyorum ben. Çünkü Getsemane İsa'nın hakikaten yani en azından yazıtlarda da Tanrı'yla bu konuşmayı yaptığı bahçenin adı. Açıkçası çok duygu dolu ve çok güçlü bir şarkı olduğu için de çok seviyoruz hepimiz muhtemelen. Hatta radyoda bu şarkıyı dinleyebileceksiniz. Ben de çalıyorum. Heaven on Their Minds da keza bir o kadar önemli bir şarkı. Şimdi Heaven on Their Minds'ın bende yarattığı şey ilginç geliyor bana en azından. Overture'dan hemen sonra giriyor ve çok sert ağır rock'la giriyor. Çok yoğun bir konudan bahsedip hani setting'i çok güzel yaratıyor müzikal adına. Judas'ın fikrini çok güzel anlatıyor ama müzikalin devamı Heaven on Their Minds kadar sert devam etmiyor. O etkiyi yaratma fikrini tartışmakta fayda var gibi geliyor bana. Heaven on Their Minds'ın bence en güzel yaptığı şey direkt hani ilk şarkı, ikinci şarkı, yani overtürü geçersek ilk şarkıdan müzikalin bakış açısını görüyorsun. Yani o şarkıyı dinler dinlemez, ha tamam bu müzikal işte bu İsa'nın olaylarına İsa'nın bakış açısından değil de Judas'ın bakış açısından yaklaşacağım diye bağırıyor sana şarkıda. Şimdi ilahi şeylerden bahsederken açıkçası İsa genelde övülür. İsa'nın mucizelerinden bahsedilir. İsa İşte karda yürümüştür ve etraf ısınmıştır, insanlar ölmekten kurtulmuştur falan denir. Bu hikayede pek öyle bir İsa anlatılmıyor. Hani bu şirk koşan bir türden bir müzikal olduğunu anlatmıyoruz tabii ki. Çünkü hani İsa'yı övmek zorunda değildik nihayetinde. 1970'te özellikle hani bu denli din karşıtı bir müzikal yazmak cesaret istiyordu tabii ki. Bunun etkilerini ben günümüzde hala görebiliyor olmayı da seviyorum sanırım. Çünkü daha geçen sene 2018 yılında bir canlı konser kaydı yapılmıştı yine. Ünlü insanlar oynadı hatta. Bunun yayınlandığı kanal taşa tutuldu. Hani siz nasıl İsa'yı bu şekilde anlatırsınız diye. Çünkü bakış açısı kaldırmayan bir mevzu bu. Hani biz İslam'la ilgili bu şekilde bir müzikal yaratamıyoruz. Hani Hristiyanlıkla ilgili de yaratamayız diye düşünürken aksine bundan 50 yıl önce, 40 yıl önce yapılmış bir mevzu yani. Ama bunun tam tersi de var ya. Vatikan Radyosu'nda yayınlanmış abi. Mesela o da ilginç. Ben hani, de çok şaşırmıştım. Yani. Kötü reklam yoktur. Evet. Yani. Yani günaha girmediğimizi umuyorum açıkçası. Yani biz girdiysek müzikal daha da çok girdi muhtemelen. Jesus Christ Superstar hayli heyecan verici, hayli hareketli ve keyifli bir müzikal. Hani dinlemenizi ve belki de izlemenizi de öneriyoruz. Umarım eğlenceli bir bölüm yaratabilmişizdir. Haftaya görüşmek üzere.